Evet, herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir inşallah. Bugün sizlere gördüğünüz gibi sıfır, hiç kullanılmamış, bunu ilk kullanan ben olacağım. Simtel süper elektrik süpürgesinin tanıtımını yapacağım. Özelliklerinden bahsedeceğim size. Hatta gördüğünüz gibi hiç kullanılmamış halı şampuanı dahi duruyor. Ürün yıllara meydan okuyan bir ürün, öyle söyleyeyim size. Bu ürünü 20 yıl, 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl kullanan hala var ve çok memnunlar. Çünkü gövdesi tamamen çelikten, yani kırılacak hiçbir yer yok gövdede. Ne olur bir hortumu değişir zamanla, bir borular değişir. Onun dışında değiştireceğiniz bir parça yok. Gerçekten çok sağlam ve kaliteli bir ürün. Sonrasında bir de şöyle bir anımı anlatmak istiyorum size. Temizlik benim işimde yarıştığım bir ablam vardı, Nebahat abla. Buradan selam olsun kendisine. O böyle bir anısını anlatmıştı bana. Annesi zamanında yokluk, o tabii o geçmişte yokluk da var. Gidiyor taksitle bu süpürgeyi alıyor. Daha sonrasında eve getiriyor, yüksek bir yere koyuyor. Hani çocuklar da annem ne almış derken kutuyu görüyorlar. Hani içine bakalım ne var gibisinden derken kutuyu düşürüyorlar. Düşünce de makine yere düşüyor ve gövdesini yamultuyorlar sanırım. Sonra annesi kullanmak için açıyor, bakıyor ki kutu cihaz yamulmuş. Bunu kim yaptı, bunu kim yaptı? İşte herhalde kardeşleri de Nebahat abla yaptı deyince bayağı bir dövmüş Nebahat ablayı. Ondan sonra kendisi yıllar sonra gidiyor ve annesine pahalı bir markanın süpürgesini alıyor. Anneciğim bak işte böyle böyle yapmıştın zamanında. Değdi mi böyle yapman? Ve onun karşılığında özür maksadıyla bir hediye alıyor kendisine. Sonra sarılıp ağlamışlar orada. Böyle bir anı. O halde tanıtımımıza geçelim. Evet, bakın şurada bir tutma yeri bulunuyor. Burada da tutma yerini açacak bir siyah düğme var. Bunu çekiyoruz, açıyoruz. Burayı genelde kompresör özelliğini kullanmak için açıyoruz. Hatta bunun burada yerleri var. Onları ilerleyen zamanlarda göstereceğim size. Kapatıyoruz. Bakın burada mandallarımız var. Mandallarımızı açıyoruz, evet. Burada gördüğünüz gibi motorumuz bulunuyor. Bez torbamız bulunuyor. Bunu kağıt torbayla da kullanabilirsiniz ayrıca. Bakın şurası da. Bakın gördünüz mü? Evet. Birazcık kullananların anısını gözünde canlandırmalarını istiyorum. Evet. Sonrasında kapatıyoruz. Bakın. Cihazımız. Şöyle göstereyim size. 1000 watt gücünde. Çekim gücü oldukça iyi. Hortumunu takabiliriz. Hortumunu takmak oldukça basit, normal. Yani bu şekilde takıyoruz. 3 tane, bakın 3 tane plastik borumuz var. Bu boruları birbirine geçiriyoruz. Şu şekilde. Ve bir de bakın şöyle halı dövücülü bir aparatımız var. Cihaz çalıştığında bakın şu lastikler aşağı yukarı doğru hareket ediyor ve halınızı daha detaylı bir şekilde süpürüyor. O halde bir çalıştırıp sesini duyalım hep birlikte. Şu anda bakın kuruluma hazır. Hortumu gayet esnek bir şekilde hareket ediyor. Hareket kabiliyeti çok iyi. Bakın sesini duymanız açısından çalıştırıyorum. Şöyle. Ses. Bakın. Halıya temas ettiğinde sesi duyabiliyor musunuz? Bakın şöyle bir çalıştırayım kısa bir süre tekrardan. Bakın. Evet. Oldukça güzel. Bir de şöyle bakalım. Bakın. Size bir de şunu göstermek istiyorum. Hortumun orijinal olduğunu nasıl anlarsınız? Bakın burada. Burada Simtel'in logosu var. Bu kendi orijinal hortumu. Gördünüz mü?
Ve şundan da bahsetmek istiyorum size, kompresör özelliğinden. Bunu yakından çekelim. Kompresör özelliğini kullanabilmek için bu kapağımızı açıyoruz. Ve burada tırnaklar var. Yine bunları bir araya denk gelecek şekilde takıyoruz. Bakın, taktık. Ve bunu sıkıştırıyoruz. Bayağı bir zor oluyor. Evet, şu anda sıkıştırdık. Bu oturdu. Sonra bunu buraya takıyoruz. Ve kompresör özelliğimiz artık aktif. Hatta bakın, şöyle bir boya aparatımız var. Aynı zamanda bunu ilaçlama için de kullanabilirsiniz. Şimdi bir şişme yatağımız var. Onu şişirelim. Evet, cihazımı düğmeden çalıştırıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi videoyu hiç durdurmadan yatağımızı şişirdik. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi bakın, bunun içine su koydum. Tabii siz buna boya ya da ilaç da koyabilirsiniz. Ben size kısa süreliğine göstermek için bunu yapıyorum. Bakın şimdi. Gerçekten o zamanın düşünülmüş en lüks, en kaliteli makinesi diyebiliriz. Gerçekten muhteşem. Dediğim gibi siz buna boya da koyabilirsiniz. Halı yıkama aparatına da bakalım. Evet, o meşhur sürahimizle yıkama başlığımızın içine suyumuzu dolduruyoruz. Sonrasında herhangi bir şampuan kullanabilirsiniz. Üzerindeki yazan ölçüye göre. Ben suyumu çok fazla koymayacağım. Şimdi şampuanımı da ilave ediyorum. Evet, yıkama şampuanımızda böyle gördüğünüz gibi kapağını açtıktan sonra böyle bir tıpası bulunuyor. Tıpasını açıyoruz ve üzerinde belirtilen ölçüye göre şampuanımızı dolduruyoruz. Ama ben çok fazla doldurmayacağım. Şimdi kapatıyorum ve yıkama işlemine geçebiliriz. Kapağını da kapatacağım. Evet, şu anda yıkama aparatımız takılı. Yıkamayı da kompresör görevliyle kullanacağız. Şimdi bakın, çalıştırıyoruz. Yıkama olayımız da bu şekilde. Yani bu aparat tamamen halıyı köpürtüyor. Halıyı köpürtme işine yarıyor. Daha sonrasında siz bir bez yardımıyla bunu duruluyorsunuz. Sadece tek kötü yanı suyu çekmemesi. O halde birkaç aparatımız daha var. Onlara da bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi kenar köşe aparatımız var. Burada radyatör aralarını temizlemek için üretilmiş bir fırçalı başlığımız bulunuyor ve burada da koltukları, yatakları süpürebilmemiz için tasarlanmış bir başlık. Dur diyorum sana. Bu da bizim çirkinimiz. Hemen hemen her videoda bunu çekmeye çalışıyorum. Dur diyorum sana. Çirkin kedi. Çirkin kedi. Senin güzelliğine bak. Evet. Videomu buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabımı da bırakıyorum şuraya.
Instagram'dan beni takip edip, videolarıma bol bol yorum yapıp, kanalıma abone olup ve en önemlisi de abone ol butonun yanındaki zili açarsanız çok mutlu olurum. Zili açmanız benim için gerçekten çok ama çok önemli. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.